Evet arkadaşlar merhaba. 16 Mart 2022 Çarşamba günü Antalya'dayız tekrar. Güney vilayetlerimizden Antalya'da bugün yedi koşulu bir program var. Değerlendirmelerimize hemen geçiyoruz Antalya ile ilgili. Evet normal kum pist duyduğumuza göre sentetik pist de hazırmış. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. 18.30'da birinci koşuyla beraber Yedili Plas'e başlıyor. Maiden bir koşulu, dişi, 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada tabii 7 numaralı Rengül Sultan, Danyal Kaya'yla ve Cemilem Kız, Muhammed Mirbilgin'le kuvvetli giriyorlar olaya. Daha çok Rengül Sultan burada bize göre biraz daha ön planda. Tabii ki 3 numaralı Ceylin Can. Arkadaşlar bizim ikinci atımız yani arkasından bu iki üllerin arkasından ki Rengül Sultan'ın arkasından burada biz Ceylin Can'ın daha çok iyi koşmasını bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ve tabii ki 5 numaralı Kızıl Geyik Nizamettin Demir'le burada bu üç tane safkan içerisinde böyle bir oluşum bekleniyor. Ekürler çok ön planda arkadaşlar. Ekürleri banko geçersin yani yedil plase için bahsettiğim 3 tane at burada ikili bayıslar içinde. Yedil plase için ekürler muhtemelen ilk ikiye girecektir. İkinci koşuyla beraber altılı ganyan başlıyor. Handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar normal şartlar altında kapatmalık bir ayakla yine karşı karşıya zaten klasik bu ilk ayakların sendromu. Bize gösterdikleri havuç favori AGF bir at ve onun yanında küçük küçük havuçların dışında bir tane artık ne diyelim onu prazam içinden çıkan farklı bir şey yediriyorlar. Evet burada ilk aşamada 4 tane at çok ön planda. 1 numaralı Hasan Efe diyoruz. İsmail Demir'le burada iyi bir koşu bekliyoruz ondan bugün açıkça söylemek gerekirse. Plaselerden biri gelecek gibi duruyor. 3 numaralı kar tanesi. Burada arkadaşlar ikinci atımız Ahmet Şaşmaz. 5 pardon 5 numaralı Özenger Erhan Aktu'yla. Normalde günün havucu bu tabi. Onu söyleyeyim. Antalya'da Bekir Mert Mırık'la iki defa ikinciliği var. Sonra Sinan Özen bindi. Bir şey yapamadı. Favori olduğu koşuda hem de. %30 AGF'yi 7 bitirdiler. Himen ve kar tanesi kapıştı bildiğiniz gibi. Evet kar tanesi zaten ikinci atımız. 6 numaralı Lord of Time. Burada yine Mahmut Bağ'yla. Şimdi 1-3-5-6 normal şartlarda bize gösterdikleri gelmesi gereken 4 tane safkan. Bu 4 tane safkanın dışında bize göre 8 numaralı Red Cloud. Cem Altun'la ve 9 numaralı Saadet Sultan Çetin Can Polat'la arkadaşlar. Bu Victory Gallop temsilcisi. Antalya'ya iyice alıştı artık. Kaçıncı koşusu? Yani 5-6. Ama her bir koşuda farklı bir apranti ve jockey ile bindi. Bu sefer de bakalım Çetin Can Polat'la şansını deneyecek. Ne olacak? Kime denk gelecek o? 1-3-5-6 8 ve 9. Şimdi bunların bu çizdiği bu profillerle tabii insanların oynayası gelmiyor normal şartlar altında. %80 gelmeme ihtimali var ama İnanın 10 tane atın içerisinde bu atın da bu iki atın da %10'ardan %20 gelme şansı var. Otomatik şans bu. Ama favori bazında baktığınız zaman çok düşük şansı gözüküyor. Evet 1, 3, 5, 6, 8 ve 9 diyoruz. Şimdi üçüncü koşu ikinci ayağa geçtiğimiz zaman şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar burada. 7 tane safkan var. Yani kısıtlı program arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada normalde kuyruklu yıldızın çok rahat bir koşuyu tekrar kazanması lazım. Bu Smart Robin yavrusu Antalya'da zaten geldi. Biraz da böyle nemli pistti. Uzunu sevdi. Tek bir sorun var burada bizim düşündüğümüz. Mesafe kısalacak. Bu safkan kısa mesafeleri bir türlü sevmiyor. 2 numarayı ilk atıya da yazdıktan sonra 4 numarayı da Stralis'i de Erhan Aktu'yla yanına yazıyoruz. Kesinlikle ve bunların arkasından da iki tane safkanın kapışması derken araya 3 numaralı Laski'ye girebilir. Fatih Rüstem Bebek'le mutlaka yazalım. 2-4
Ve 3 olarak tam 3 tane safkanla buraya geçelim. Dördüncü koşu şartlı 4 dişiler, 5 ve yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar burada. Uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Yine 6 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada dördüncü koşuda günün ilk teki geliyor. 2 tane tek vereceğiz zaten. 4 numaralı Baldiyar. Fatih Rüstem Bebek'le bizim bugünkü bankomuz. Yani birinci bankomuz öyle diyelim. Fatih Rüstem Bebek zaten son iki koşuyu Antalya'da ikinci olarak tamamladı bu safkanda. En sonunda hatta çok daha böyle hazin bir şekilde ikinci oldu. Evet, bu sefer Fatih Rüstem Bebek'in hata yapacağını düşünmüyoruz arkadaşlar ve burada 4 numaralı Baldiyar'ın biz kazanacağını düşünüyoruz. Rakipleri 5 numaralı Fatih İngül'ü ve 6 numaralı Şerife abla diyoruz. Bu iki tane safkanda tehdit edecek ama beceriksizlik yaparsa yani yapacak bir şey yok. Biz bu şekilde dar programda az şablon arkadaşlar, dar şablon yapıyoruz. Olay bu. Tutmazsa da yani biz kendi açımızdan düşünüyoruz yani az, en azından az para harcamış oluruz. Evet, 5. koşuya geçiyoruz şimdi. Şartlı 4, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1200 metreye çıkacaklar. 6 tane safkan var burada. Burada da ikinci günün ikinci teki geliyor. 6 numaralı Gür Soyhan, Müslüm Çelik'le bu Lionheart yavrusu arkadaşlar bu grubu geçecektir. Yani bir şekilde Adana'ya gitti zaten. Ankara'dan Adana'ya geldi. Adana'da açtı sezonu ama her ne hikmetse Antalya'ya şimdi yönlendi. Çünkü uygun bir grup buldu burada. Bu 62 bin lirayı almak istiyorlar. Direkt olarak bizim çok net bir ikinci bankomuz, sürdürek bankomuz bu safkan. Evet, 6. koşuya geldik. Maiden dişiler 4 yaşlı Arap hepsi 1900 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı diyebileceğimiz bir koşu burada izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu 8 tane safkan içerisinde 4 tane safkana yer verdik. Öncelikle Ekürler, 4 numaralı Minerva, Fırat Arslan'la ve 3 numaralı Kırnıçsu. Daha çok tabi burada Minerva'yı biz baz alıyoruz. Burada Metin Hamedi bu aralar çok geri plana gitti. Form olarak da yani hiç hoş değil. Yani göstermiş olduğu form çok kötü. Şimdi bu safkanda Kocaeli'den Antalya'ya geldi Minerva. O yüzden ne derece güvenebiliriz ama baktığımız zaman bu grubu geçecek güce sahip olan safkanlar bunlar. Bunların hemen arkasından 1 numaralı Sekreterya Halil Yol açıcıyla ikinci atımız mutlaka kuponlarda olması gereken bir safkan. O da Antalya'da Danyal Kaya ile bir seri yaşadı ama en son Halil yol açıcıyla 4 Mart'ta bir beşincilik yaptı. Burada hatırlarsanız Rengül Sultanlarla beraber koşmuştu. O gruptan şimdi burada Maiden, tabii şu anda buradan çıkmaya çalışıyor Maiden'dan Sekreterya. Mutlaka yazılması gereken bir safkan. Muhtemelen koşu kazanacak olan safkan adaylarının en kuvvetlisi. Ve 8 numaralı Tatlım Tatlım Nizamettin Demir'le. Burada o da Antalya'da en son Nevzat Avcı, pardon, İstanbul'da Nevzat Avcı'yla bir Antalya İstanbul, Antalya İstanbul yapıyor arkadaşlar bu safkan. Ve 5 numaralı Ömür Evrim diyoruz Danyal Kaya ile. Mutlaka bu 4 atı arkadaşlar yazalım burada. Antalya tecrübesi olan bu safkan artık iyice piste ısındı bu Ömür Evrim. Burada Danyal Kaya ile gelebilir. Evet, 4, 3, Ekürler başta olmak üzere 1, 8 ve 5 diyoruz buraya. Şimdi 7. koşudayız. Akşam 9.30'da handikap 15 bir koşu. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet, burada arkadaşlar 11 tane safkan var ve biz bir tane alternatif bankodan bahsedeceğiz. Ve arkasından da 4 tane atı size tavsiye edeceğiz. 1 numaralı Özgen Ağa, Nizamettin Demir'le bizim alternatif bankomuz. Burada Nizamettin Demir bazen böyle atları getiriyor, başarıyor yani. Antalya'da şu anda iki tane koşu gördü. Ahmet Çelik dahi bu safkana bindi. Orada tabii Yüksel abiler, Fahrenheit'ler ve Taşanların grubunda. Arkadaşlar bir 10 boy 7, birinci ile arasında 10 boy vardı. Ama 7 koşulu yarışta Özgen Ağa dördüncü olurken arkasındaki 3 tane ata en yakın rakibine 16 boy fark attı. Yani bu da enteresan bir durum. Yani bu ne demek? Buraya yarışı kazanmaya gelmiş. O yüzden biz bunu alternatif banko tutuyoruz. Dileyenler düşünebilirler.
Arkasından 4 numaralı Kardeş Kaya Metin Hamedi ile 5 numaralı Yarımada Müslüm Çelik ile 2 numaralı Son Başak Fatih Rüstem Bebek ile ve 7 numaralı Bir Ömür Fırat Arslan'la burada arkadaşlar şans arayacaklar. Yani bir yazmadığınız anda arkasından 4, 5, 2 ve 7'yi de ilave etmeniz gerekiyor. Evet, Antalya ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. 7 kuşlu programı değerlendirdik. Ve İstanbul'la ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz. İyi bir çarşamba akşamı geçirmenizi diliyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. Şansınız bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.